Nasıl bir hava var şu anda bu alınan sonuçlardan sonra? Şimdi farklı galibiyetten bağımsız soruyorum aslında biraz bunu. Çünkü hani o açıdan bakarsak çok farklı yerlere gider. Çünkü ligin sezonun başından beri en iyi ekiplerinden biri olarak konuştuğumuz Medipol Başakşehir farklı mağlub etti Galatasaray. Hani kötü giden bir takımı da değil. İşin o maç özelindeki kısmını konuşmadan Galatasaray'daki genel havayı bir sormak istiyorum. Bir defa hem Beşiktaş galibiyeti hem Başakşehir galibiyeti genel havayı çok farklı bir yere getirdi. Haberlerimizi izlediğimiz sesliklerde bugün foto maçta da benim haberim de manşet hatta orkestra şefi atmış arkadaşlar içeride. Ben de çırak ustayı geçtiydi. Hmm. Zaman zaman içeride e, haberde çok değişik olmaz ama manşetler değişebiliyor. Güzel yani atan arkadaşımız da burada kutluyor muhtemelen Bülent atmıştır orkestra şefi. E, dün işte gazetede yazdığım zaman o 5 yıllık döneminde Fatih Terim'i geçti. Bekleniyor muydu? Ee, açıkçası beklemeyen çok kişi vardı. Hatta sezon başına gidelim. Trabzonspor maçıydı galiba. Trabzonspor maçından sonra dördüncü hafta e, Trabzonspor beraberliğinden sonra şöyle bir şey başladı. Beşinci Fatih Terim dönemi. Sosyal medyada sen de atılacaksın. Yedinci bir bir haftaya kadar, sekizinci haftaya kadar her puan kaybı ya da her olumsuz futbolda e, Fatih Terim TT oluyordu neredeyse. Çok doğal. Ama o dördüncü haftada daha 5. haftasını tamamlamayan Okan Buruk dönemi için ya dedim bu ayıptır dedim ya. Evet. Yani bakın 5. Fatih Terim dönemi 4. haftasını tamamlamayan Ama olması bekleniyor muydu? Yani bekleniyordu. Yani, beklenmesi ayrı bir şey. Ama her maç sonunda 4 haftalık dilimde Giresun, Ümrani, Antalya maçından sonra her maçtan sonra hani Fatih Terim TT olmazdı Galatasaray'ın başında bir hoca varken. 4. hafta diyorum bak 5. hafta gelmeden 5. Fatih Terim dönemi. 5 yani hafta geçer, 6 hafta geçer, 10 hafta geçer falan. Daha dördüncü haftada buyurun geriye doğru bakalım. Sosyal medyada Okan Buruk'un olduğu yerde 5. Fatih Terim dönemi mi olacak diye sosyal doğru. medyada doğru. E, doğru. her akşam TT maçtan sonra. Dolayısıyla tartışıldı. Ben de burada tartıştım. Futbolunu beğenmediğim e, agresif ve hızlı futbolunu eleştirirken yani olmadığı için. yani Galatasaray hmm. e, bazen öyle bir de maçlarda savunma yaptı ki mesela son 10 dakikada hücum eder abi. Galatasaray 3 dakika 5 dakikada e, hangi maçlar? Mesela bir Kasımpaşa maçı, bir Konya maçı. Alanya maçını zaten bırak son dakikadaki oyuncu değişiklikleri tabii ki o yaşanan hakem hatalarında ve Okan Hoca'yı paniğe sürükledi. Dolayısıyla son yapılan o 10 dakikadaki değişiklikler eleştirmemesi mümkün değildi. Ama son 2 hafta üzerinden bakarsak Okan Hoca olağanüstü işler yaptı. Beşiktaş ve Başakşehir maçındaki galibiyeti kimse e, 6 puan beklemiyordu açıkçası yani. Ve 7 0lık gibi bir mağlubiyet herhalde dünya üzerinde kimse beklemezdi yani. Evet, bir arkadaşım benim dedi ki 7-1 dedi ben bu maçı bekliyordum dedi. 7-1 mi? Evet çok 7-1 dedi. Hem de 7-1. 7-1 skor da verdi. Ee, ben doğru mu söylüyorsun dedim. Şahidi vardı gerçekten. 7-1 deyince ben Başakşehir Galatasaray'ı yani Galatasaray Başakşehir 7-1 yenecek dedi. O çok yani ben de yani hani rahat bir yapacaktı Galatasaray ama ben mesela onun Başakşehir maçı olmasını beklemiyordum. Ben onu ben bak bunu konuştuk hatta geçen hafta evet. da ben rahat bir maç olacağını bekliyordum ama hani bu 7 falan çok normal bir sonuç 7 -1 değil. dedi ya. Ozan ya, burada, burada Ozan'a da selam olsun. Ben hakikaten yine bana maçtan önce söylese dedim ki ben ama maçtan önce duyan arkadaşlar var. Sakarya'dan mı? Sakarya'dan. <laughs> 7-1 dedi. Ben çok şaşırmıştım. Yani hatta ya ben e, 3 4 normal hani o, o civarlar rahat bir maç oldu çünkü Beşiktaş maçında Galatasaray bu sinyali verdi ve Hatay eee Başakşehir'de Hatayspor maçında bu sinyali verdi. Ama 7 ya yani biraz da şansın da yanında olduğu bir gün. Çünkü e, ya şu da var. Karagümrük maçında e, Galatasaray'ın gol beklentisi 3.77 falan. 2-0 bitiyor maç. Başakşehir maçında Galatasaray'ın gol beklentisi 2.40 dolaylarında falan maç 7-0 bitiyor. Hani bunu şöyle de açıklamamız lazım. Galatasaray aslında gol pozisyonuna giriyordu bu haftaya kadar. Yani ligin başından bu yana gol pozisyonuna girmekle ilgili Galatasaray'ın bir sıkıntısı yoktu ama sonuçlandıramamakla ilgili bir problem var. Yani Mertens altı pastan kaçırıyor, Kerem oradan, Icardi oradan, öbürkü oradan sürekli gol kaçıran. Hani bu becerisi, beceri, beceriksizlikle mi açıklayalım, neyle açıklayalım bilemiyorum, çalışmamakla mı açıklayalım bilmiyorum ama son haftada patlayacaktı bir gün zaten Galatasaray. Başakşehir'e Kısmet oldu diyeyim. Ama bu maçı kimse beklemiyordu ama. Böyle bir Abi patlama. Abi hediyeyi bekleme. Mümkün başak değil Başakşehir'e patlama beklemiyordu en azından. Patlarsanız 3-0, 4-0. Tabii. Ve Çünkü Galatasaray'da bir... Galibiyet gibi... şaşırtıcı olmazdı Galatasaray'ın hani Başakşehir karşısında evet, ama böyle farklı. Ben mesela o maç günü yaptığımız yayında, Ezgi'yle yaptığım yayında da şunu söylemiştim. Bugün herkes o zaman Barış Alper Yılmaz'ı 11'e yazmıştı. Ezgi senin 11'lerini dedi genelde tutuyor. Ben dedim Kerem'i bekliyorum. Ben de Kerem'i bekliyorum. Ben Kerem'i bekliyorum. Söyleyeyim. Hatta Kerem'in maçı olacağını duydum. Çünkü hafta boyunca çalışmalarda çok iyi olduğunu. Buradan sonra Kerem'le ilgili öngörüleriniz ne peki? Daha çok çalışması lazım. Çok net söylüyorum. Üç gol atması benim Kerem'e bak, karşı bakış açım değişmez. Bu maçta da daha iyi. Bazen o e, son vuruşlarda Beşiktaş maçında mesela maçın koparma anında e, pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etmişti. Burada üç gol attı. Aa, harika bir Kerem demiyorum. Evet iyi oyundu ama Kerem'in hala o e, son vuruşlarda çok fazla kendine özgüveni var. Bazen sağına ve soluna bakması lazım. Icardi'nin yaptığı gibi. Icardi de vurabilirdi. Icardi gibi bir oyuncu orada vurmadığı topu o kadar güzel Kerem'e bıraktı ki yani böyle e, hızın seviyesini bile topukla değil de böyle geriye doğru bırakarak ayağının altıyla. ya yani bu herkes bunu yapamaz. O yüzden Kerem'den de bunları bekleyeceğiz. Bazen çok çok emin olduğu halde vurmayıp yanındaki oyuncuya bırakabilecek arkadaşına. Evet. Yani çevre kontrolü özellikle biraz daha geliştirmesi gereken özelliklerinden biri Kerem Aktürkoğlu'nun. Ama bununla ilgili e, çok ciddi çaba sarf ettiğini çok fazla söyleyemeyiz. Hani özellikle bu sene özelinde. Tabi oyuncu da şu da var. Hani bir an evvel gole kavuşayım, bir an evvel gol performansı Martin Futbolcu da forvet oyuncularında olur bu ama ya mesela Raşissa'nın San'ın e, dördüncü gol müydü bilmiyorum ama Mertens'e verdiği bir pas var. E, rahatlıkla çıkarttı. Vurmuyor oyuncu. Yani paylaşıyor ya da Icardi'nin ...o topukla bıraktığı pozisyon... ...vurabilir mi? Vurabilir ama denemiyor. Daha rahat pozisyondaki arkadaşın deniyor. Ama Kerim'in... ...tabii şöyle bir durum var... ...Hatay Spor Maçı'nda ve önceki maçlarda... ...Başakşehir sağ iç pozisyonunda... ...özellikle sağ bekini çok yalnız bıraktı. Ve hani Galatasaray... ...analiz ekibini ve teknik heyeti... ...tebrik ediyorum. Çok iyi çalışmışlar derslerine. Yani tamamen Başakşehir'in... ...o sağdaki problemini... ...özellikle bek taraflarında hem sağ hem belki sol diye... ...tabir etmek lazım... Burayı hafta içinde çok iyi analiz etmişler ve işlediler ve oyuna çok genişlik kazandırdı Galatasaray. Yani bu maçın çok hikayesi var. Evet Raşisa ile ilgili de konuşalım. Yusuf Bey yazmış. Kerem Hetrik yaptı ama Raşisa daha üst düzey bir isim demiş. Bir defa Raşitsa'nın Raşisa, nın, Raşisa nın üst düzey olması nerede başladı? Zira Türkiye Kupası maçında başladı. Kastamonu maçıydı. Burada beraber yayın da yapmıştık. O maçta formayı aldı bir daha bırakmadı. Raşisa geldiği zaman kimse bu şekilde bir oyuncu olduğunu tahmin etmedi. Evet Bremen baktığın zaman Transfer ederken çok ciddi 11 milyon euro galiba. Kerem'le ee, tartıştık biz Hocam Bulat'la çok. 11 milyon euro vererek transfer etti ve Galatasaray için çok büyük bir fırsat transferi olduğunu gördük. Geldiği zaman çok fazla tanımıyordum. Belki sen takip ettiğin için. Ee, e, sen geldiğinde e, zaten en iyi transferlerden olduğunu söylemiştin. Yani Hatta fark... benim için en şimdi, iyisi demiştin. Evet. Ee, Yunus aslında o fırsatı ona verdi. Biraz da ona bakmak lazım. Yani 8 hafta edersem aralıksız direkt 11'de oynadı Sezon başlarken de Galatasaray'ın <laughs> en büyük haritası Yunus Kerem dedik. Çünkü iki tane oyuncu da tabii. Serdar Kereci. Baktığın zaman geçen sene yaptığımız muhtemel ombillerde birini bir tarafa birini bir tarafa koyduk. Yani yılın ombil üzerinde. Tabii ki hepimiz. Bu yüzden hep dedim lig başlasın bu iki oyuncuyu görelim diye. Yunus Akgün bu konuda biraz geride kaldı. Rasist'e bulduğu forma şansını çok iyi değerlendirdi. Şimdi şöyle bir 5-6 attık dilime baktığın zaman Beşiktaş maçında, Başakşehir maçında, Alanya Espor maçında hep maçın ön planda olan isimlerden bir tanesi oldu. Çok Burada fark oluşturdu e, O bölgede kanatta savunmada yardım ediyor. Kesinlikle çok brav, iyi ortalar brav, yapıyor. Brav. Savunmayı yönü çok iyi. E, dolayısıyla Galatasaray şu anda yani resitane bon servisini almak için bir 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 hamle yapmaya bir başladı şeye artık. Bir şey dikkatini çekmiyor evet. musun? Saşa Boy ile ilgili bir övgü de bulunamıyoruz son az haftalarda. aklımdan aldım. Onu söyleyecektim az önce. Yani, yani o bir, bir şeyin e, göstergesi aslında. Biz hep Saşa boyu konuşuyorduk, Mertens'i evet. konuşuyorduk, evet. Icardi'yi konuşuyorduk. Şu anda en çok e, konuşulması da hatta hatta daha fazla konuşulması gereken bir isim oldu. Böyle devam ederse devre arasında bon servisini almak için ciddi bir çalışma olacak. Ama, Hatta bu milli arada bunun için bir çalışma yapılacak. Ya burada Kerem Aktürkoğlu çabuk toparladı. Yunus belki burada bir ufak sendeliydi ama iki ayrı tipte oyuncu. Belki ikisi de genç oyuncu ama Kerem Aktürkoğlu çok dipleri yaşamış bir oyuncu ve nasıl refleks göstereceğini iyi biliyor Kerem Aktürkoğlu. Yunus ya biraz daha kaba tabirle bahsetmek gerekirse biz de sokakta yetiştik. Sokak çocuğu diye tabir edebiliriz Kerem Aktürkoğlu'nun aslında. Yani sokakta yetişmiş bir çocuk. Yunus daha böyle steril bir ortamda büyümüş bir çocuk. Dolayısıyla e, Kerem şunu düşünebiliyor rahatlıkla. Abi ben Galatasaray formasını kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Şimdi bunu hatırlarsın. Meclunayt Yunus Bayer bunu düş yani düşünmüyor mu? Ya mesela, da. Ya işte mesela Yunus şöyle yani kariyerine baktığımız zaman işte Galatasaray'ın altın çocuklarından altın jenerasyonundan biri olarak çıktı piyasaya. Herkes yavaş yavaş tanımaya başladı. E Yunus bir yani şekilde elindeki elindekini kıymetini daha çok hani bilmek durumunda geçmişinden dolayı demek istiyorsun aslında. Çok doğal bir evet. süreç bu. Ben Yunus'un toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani şunu da söylemem lazım. Evet, Raşisa çok beğendiğim bir oyuncudur. Ama Galatasaray'ın kenar oyuncuları içerisinde en yetenekli oyuncu kim dersiniz? Kesinlikle Yunus Akgünder'in. Bunu bize yalnız ofspor maçında Kerem çok çabuk toparladı. O yayında da sabah söyledim yani Kereme hafta içi yapılan antrenmanlarda bütün yabancı futbolcular destek oldu. Yani orada hmm. topla daha fazla oynaması için özgüven açısından son taktik antrenmandaki o çift kale yapılan maçta Yunus'a şey, Keremle konuşmalar yapmaları önemli bilgi bu. Bu oyuncuyu da motive etti tabii ki yani Icardi olsun, Mertens olsun, bazı yabancı oyuncular. Kerem'le çok ciddi şekilde psikolojik olarak da yani o takımda Kerem olduğunu hatırlatmak adına. Ama Yunus'un off-spor maçındaki performansına bakıyorum. Öyle yorumlar var ki <laughs> sevgili Can Tongu kulakları çınlasın bir tweet attı yani. Topu versek türbüne kadar gidecek artık yani. Sürekli çalım atan bir Yunus vardı ya da atmaya Hı -hı. çalışan. Hı -hı. Topla çok fazla oynadı. Aslında ofspor spor maçı da Yunus için bir şanstı tekrardan baktığımız zaman. Orada oyundan çıkmak zorunda kaldı, çıkartılmak zorunda kaldı. E tabii. Yani e, Yunus'un biraz daha e, bu milli ara döneminde çok da ciddi bir süre çünkü 40 günlük bir süre 9 gün 2'sine 10 gün 2 güne çıkardı dönüş itibariyle bazen bir şeyleri kaybetmeye yakınken sarsıntı iyi gelir insana. Yani sarsılmak hani bu forma rekabeti olur. Kadro dışı kaldı mesela. Kadro dışı derken ilk 18'e 20'ye alınmayan bir oyuncu haline gelince o sarsılma onu pozitif anlamda etkileyebilir. Ama onu Okan Hoca da maçtan sonra güzel bir açıklama yaptı. Yani. Yani, Bizim ihtiyacımız evet. olan Yunus'a güveniyoruz. Burada evet. e, kadroya alınmadığı bir maçtan sonra Okan Hoca'nın bence son derece e, iyi bir açıklama yaptığını oyuncuyu kaybetmek adına. Yani şu haksızlığı yapmak istemiyorum sadece Yunus Akgün'e. Yunus Akgün, e, Serkan Korkmaz söylemişti galiba. Ligin ilk altı haftasında Yunus Akgün ve Kerem e, Canbulat diyecektim, Kerem Aktürkoğlu... Kerem Can Bulat gol attı yani tebrik edeyim. <laughs> bir golümüzü attı. <laughs> Nasıl bir gol attı ama? <laughs> Nasıl bir gol attı Hiç onu söyle. şey söyle. Hani bir tane attı abi işte ya bunun lafı bile olmaz. Sıradan bir gol atmaz Kerem ya. Kerem gol atarsa <laughs> güzel bir, gol atar. Rakibi tebrik ediyoruz abi. Ne şey döneyim. Ya Yunus Akgün ilk 6 hafta iyi bir performans sergiledi bu arada. Kötü değildi. Ama Kerem Aktürkoğlu ile beraber paket olarak anılmaya başlandı ve bu işin en zararlı kişisi Yunus Akgün çıktı sonunda. Evet. İşin sonunda. Yani şunu da söyleyeyim ben Yunusak Gün'ün yedek kadroya bile alınamayacak durumda olduğuna inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray'da Yunusak Gün gibi bir oyuncu hele varsa, de geldiysen, hele ya, ki yerliyse, bu Yusuf bu bir mesaj, bu bunun ne içerdiğini bilmiyorum ama yani bu kadar iht ya şimdi bak. Galatasaray'da bugün işler yolunda gidiyor. Ama yarın öbür gün işler kötü gittiği zaman, ya şimdi sezon başında e herkesin yıldız, Galatasaray taraftarının yıldız dediği ya işte Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu Beklenti öyleydi ha, az önce ifade Tamam. Mi? Ne oldu? Bağırılana varsa. Şimdi Raşit ise aynı şekilde e, yanına bugün kötü giderse kime sarılacaksın? Yani bu bir handikap. Yani oyuncunun da çok fazla küstürülmemesi de gerekiyor bence.